Merhaba arkadaşlar. Buket'te Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel bir cuma günü olsun. Ben hepinizin adına kolektifin bütünün hayrına olsun diye pozitif bir enerjiyle şöyle niyetlendim. Sizler de tabii ki de bambaşka konularla hepimizin dertleri var maalesef hayat. O yüzden siz kendi yüreğinizdeki sıkıntı neyse ona odaklanın diyorum ve uyanları siz alın, uymayanları da evrene gönderin. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra ben şöyle gördüğüm ne varsa sizlere de aktarmaya çalışacağım. Şöyle bir oyulmuş bu kısım. Oo arkadaşlar şimdi bu fal size esnetir söyleyeyim. K harfini görüyorsunuz. T harfi var. Tem, E, o bayağı harf var. Ben şimdi burada gördüklerimi söyleyeceğim size. Bayağı harfler. Genel bir bakalım ama neyse ki geçmiş olsun arkadaşlar. Bayağı sıkıntıdaymışsınız. İçinizin patlamasına ramak kalmış. Kıbrıs haritası gibi zaten şöyle bir bilinmezliklerle mücadele ettiğiniz bir dönem var. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz o kadar çok net bilinmezliklerle mücadele etmişsiniz ki şimdi insanlara net olmaya çalışıyorsunuz. Yani ben karar verdim ya bunu yapacağım diyorsunuz ama içinizden bir ses hep sürekli acaba doğru karar mı verdim? Acaba bu bilinmezlik yine bana gelir mi? Yine ben bununla uğraşır mıyım? Falan gibi de millete çaktırmayayım ama acaba mı dediğiniz bir şeyler var içinizde. Bu sizin ayna dediğim alanınız. Hani bu da karışık diyor ama herkesten de gizli tutmaya çalışıyorsunuz. Yani çaktırmayayım ama biraz kaygılanmıyor değilim. Bir işi başaracak mıyım acaba bilmiyorum ki. Hani şunun üstesinden gelir miyim acaba? Soruyorlar yaparım ben ya diyorsunuz ama bir yerde bir acabalarınız var. Kaygı diyelim ona almak alamamak, vermek verememek falan. Hani alabilir miyim verebilir miyim falan gibi. Çok net bir şekilde bir süredir böylesiniz. Fakat asıl ana temel konu sizin el tokalaşmaya çalıştığınız. Bakın P harfi var. Paris'in P'si, Trabzon'un T'si, Kastamonu'nun K'sı. Bayağı C var, E var, M var. Burada yok harfleri var. C, G gibi duruyor mesela. Burası birazcık dedikodunun ana merkezi gibi çıkmış. Siz bir süre sadece ve sadece oturmuşsunuz. İnsanların bakışlarına maruz kaldım. İnsanların sözlerine maruz kaldım. Ya da aldığım kararı herkese açıklamak zorunda kaldım. Mesela bir haber olmuş. Bu haberi herkes duymuş da tek tek sizi telefonla aramışlardı. Siz onları tek tek anlatmak zorunda kalmışsınız dediğiniz. Sizi ruhen boğan, bedenen yoran ama kaygı olarak da abartmanızı sağlayacak. Daha da netlik olmadıkça böyle bir çepeçevre dedikodu kısmı var ve de bu dedikodular direkt nazara döndürmüş arkadaşlar. Yani buradaki kaygı ve belirsizlikten bir şey çıkar mı ya Buket Hanım o ne acaba ona benzettim buna benzettim. Ben size söyleyeyim neye benzetebilirsiniz. Dedikodu, nazar, kem göz, abartılı söz, iftira, yalan, dolan. Yani buradan bunları çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Hiç çok gerçekçi yorumlar yapıyorum şu an ama hani şöyle 15 tatilimizin bitmesine son 2 günümüz kaldı. Ben genelde başlanmış gün bitmiş gündür mantığı oluyor. Başlanmış ay bitmiş ay gibi demeyeceğim. Daha Şubat'ın başındayız evet ama netice itibariyle arkadaşlar şey hali var orada yani. Ne diyelim gerçekten uğraştığınız bir ocak maalesef sizi derinden etkileyecek. Travmatik belki. Çünkü çok belki de iftira etmiş olabilirler çok net. Neyse ki Allah'tan 2 kişi var önünüzde. Ben sana yardım edeceğim diyor. Bakın bu tarz konular her nerede ise kimisi için aile, kimisi için iş yeri, kimisi için dost yanı bilemedim ama evlilik dolu keza. Ancak şey var sizin hani şey deriz ya biz baba anne işte çınar ağacı gibidir falan gibi böyle bir çınarınız da var büyük. Belki babaanneniz, anneanneniz yani Allah sağlık versin, ömür versin elbette ki sevdiklerimizde ama koca çınar var burada öyle söyleyeyim. Bu çınar sizi her şartta, her koşulda gel ben sana elimi uzatırım diyebileceğiniz birisi. Siz sanki ondan gizlediğiniz yani gizlediniz mi ya da işte gizlemek mi istediniz? Gizliyor muydunuz bilemeyeceğim. Fakat şey olmuş yani o zaten anneler hisseder gibi böyle bir var ya navigasyon görevi görüyor anneler bazen. Yaş kaç olursa olsun herkes bir gün anne diyebiliyor. İsterseniz siz olun 50 yaşında ama bir yerde anne diyor insan. Böyle bir yardıma alacağınız bir kişi var burada diyor. Nitekim de almıştınız. Allah'tan ki sizin arkanızdan gelenleri ya toplamış ya açıklamış, bilmiyorum. Ya hani itiraf etti, öyle değil böyle diye sizin yerinize açıklamalar yaptı, korudu, kolladı, açıklama yaptı, bilemedim. Çok net çöp adam var. Tin 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 size geliyor. Türüyorlar ya. Bayağı siz böyle bir kısır döngü yaşamışsınız, söyleyeyim. Türüyorlar yani. Birisini hallediyorsunuz, bir ekip geliyor. Bir ekibi hallediyorsunuz, bir sorun geliyor. Bir sorun çıkmış, üst üste gelmiş. Biraz böyle bir şeylerin çok üst üste yaşadığınız bir döngü. Ay ne güzel. Bak burada çok net birisiyle konuşuyorsunuz. Onca lafın altında. Pek bir gizli tutuyorsunuz. Yani şöyle demek istiyor burası. Şimdi misal evliliğinizle alakalı olaylar oldu. Ve sen aslında eşinle beraber oldukça baş başa mutlusun. Ama gel gör ki olaylar çok net ayyuka çıktığı için baş başa kaldığını bari kimseye söylemeyeyim de hani bir de bunu konuşmasınlar falan gibi. Ya da siz kafa kafaya verirseniz birçok noktada birçok çözüme ulaşırsınız da kafa kafaya verilecek ortam kalmamış, bir sakinliğe ihtiyacınız varmış gibi çıkmış ve bu sakinliği de iki kişi kafa kafaya verip gerçekleştiriyorsun bak diyor burası. Hem de zaman olarak da çok da bu hafta gibi görünüyor. Yani bu hafta demeyeyim, belki bu hafta sonudur. Cumartesi pazardır ama hani önümüzdeki pazartesi itibariyle sizin biraz insanlara söylemeden de kafa kafaya verip bazı kararlar alma vaktiniz gelmiş gibi görünmekte. Keza bak bu kararları aldığında önündeki basamakların açılıyor aslında. O yüzden mesaj şu: söyleme, anlatma, gösterme. Bak gerekirse gösterme diyor yani. O yüzden çok güzel bir enerji almaya başladığımız döngüye girmişsiniz. Şubat 1 mesela ki bak Şubat 3. haftada CHP harfleri yine görünüyor. Sen özellikle bu harflerde, bu şirkette, bu şehirde bilemedim. Ama bu konuda özellikle Şubat'ın 3. haftasında birçok noktayı arkandaki destekle, kafa kafaya verdiğin de biriyle daha sakinleştiğin zaman 3. haftaya tekabül edecek. Bu da senin önünü daha iyi görmeni sağlar. Şöyle bir kart seçelim. Bir kadından da güzel desteğin olacak demiş. Şimdi 3 rakamı verdi, 3. hafta diyor. Kadınla konuştun, önünü açtın diyor. Maddi bolluk zamanı Ocak diyorum hala. Ben şimdi yeni ay geçişlerinde bir süre diyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şubat ayı bolluk bereket ayı olur senin için diyor. Kalbini kırdığın insanların CHP ya da işte hani SP diyeceğim kişilerle alakalı, G de olabilir çünkü C gibi de duruyor. Onlarla alakalı bir yüzleşme ortamının parasal noktada kesinlikle Şubat'ın son haftaya geldiğinde nasıl da güçlü olduğunu gel de gör bak. Ortada bir tane dilek balonu yakmışsın altında, bak balon uçuyor. Sen çok net bir şekilde balona bakıyorsun. Seni destekleyen insan burada. Arkanda bırakacaksın CHP dediğim kişiler, neyse olay, neyse maddi olay, olanak, durum, sıkıntı, borç, belki de seni ciddi borca soktular ama sen birilerinden gelen yardımla beraber özellikle Şubat'ın 3. haftası itibariyle maddi yükseliş döngün başladığı için de diyebilirim ki önün açılır. Mart ayına nasıl girersin? Çok rahatlamış girersin. Yanı başında biri var mı? Kesinlikle var. Buna ister çocuğun da ister eşin de. Bağlı olduğun birisi olduğu kesin. Güzel desteklerin de çok net var. Neye diledim bilmiyorum ama bu dilekle ilgili en büyük sıkıntıyı Şubat'ın 3. haftası itibariyle aşmaya başlayacağını müjdesini veren bir açılım. Sonrası mı nasıl? Dedikodu azalmış, nazarın azalmış, önün açılmış. Bak hala bir kem göz var. Dışarıda kalmış bu kem göz. Bu kem gözdeki kişi bak uykusuz, uykusuzluk, huzursuzluk, laf, dil yarası. Yani seni çemkirmiş, zehirlemiş, diliyle laf sokmuş birisi senden uzaklaşır, uzaktan takip eder. Ve de sen Şubat itibariyle aldığın başarılar sonrasında bu insan bak huzursuz, mutsuz, kaygılı, düşünceli uyuyor. Yani yatağına geçiyor ama uykular uyuyamıyor. Demek ki neymiş? Mart itibariyle gözün aydın ola. Güzel bir balığın zaten elinde, o anahtarınla beraber eline düşmüş. Dileğin, niyetin her neyse. Sabır vallahi 3 hafta yani çok net güzel dönüşlerin olur burada demiş. Yüreğinin ortasındaki sıkıntılı dediğin konular laflardan ibaret. Geçmişte çok net büyük nazarlar ve büyük. İşte büyü vardı bozdurdum. Ağırlık vardı çözdürdüm. Kurşun döktürdüm rahatladım. Ağırlığınızı hissettiğiniz an felak nasıl inşirah okuyunuz. Bunları sirkeli suya okuyup da evinizi belki de siliniz. Ya da ada çayı tütsüleyiniz. Enerji taşlarınız varsa onları şöyle bir dokununuz. Birbirinizin enerjisini gerçekten yenileyiniz. Kendi enerjinizi yenileyiniz. Bak, evlilikle ilgili güzel gözyaşı, hane içindeki güzel başlangıçlar sebebi ile gözyaşların net. Şimdi burada arkandaki, bak, bunlar senin kariyer hayatında da başına gelmiş, karşına çıkmış insanların olma ihtimali çok yüksek. Şöyle söylemek isterim arkadaşlar. Birbirine bağlantılı sözler, gözler var. Zaten maymun gözü gibi pörtletmiş gözlerine bakan bir insan var. Kariyer evinde herkese güvenme, anlatma demiştik zaten. Dolayısıyla sanıyorum ki sen iş yerinde de çekilemeyen bir kişisin. Neden? Çünkü başarılısın, zekisin, projeyi sen yönetiyorsun, akıl senden çıkıyor. Dolayısıyla takdiri sen topluyorsun. Ve bu insanlar senin birileri tarafından torpilli olduğunu sanıyorlar. Dolayısıyla iftira da atıyor olabilirler. Pelesenk olmuş ayağının altında küçük küçük insanlar. Her birini ezmişsin, nasıl da güç duruyorsun. Şöyle bakarsak nasıl da zirvedesin ve teksin, onu söyleyebilirim. Şurasını ben hallettiğim için. Bakın şuradaki boş gözler, sözler var. Bunlar geride kalır. Sen nereye bakıyorsun? Geleceğe. Gelecekler ise ufkun temiz. Demek ki ne? Mart itibariyle aslında birçok konuda aşmış olursun diyor. Yüreğin içindeki, hanenin içindeki seni sıkan insanlar, laf kalabalığı yapanlar ya da konular. Yani birden fazla konun olabilir orada. Ancak gel gör ki her birini çok net aşmış oluyorsun. Çok net aşmış oluyorsun. Konuşa konuşa birbirine bağlı bir grup, iki grup var. Karşılıklı, bak ne güzel aşmışsın sen bunu. Sonra aynı şekilde bak seni takip eden insanlar var. Yine iş yerinden gibi. Hanenin içindeki sıkıntı nereye gidiyor? Temize gidiyor. Önünü açıyorsun. Aşk konusuna gelelim. Kafası uzun bir insanın düşünceleri çok olduğu anlamına da gelebilir. Ya da her türlü konuşmaktan yorulmaz. Sürekli zeki çözümler, zeki konuşmalar. Yani ama uzakta tuttuğun için hani böyle onunla laf dalaşına giremezsin ya, onu susturamazsın dediğin bir insanın geride bıraktığın bir döngü. Burada beraber, sonra yine beraber, sonra yine beraber. Burada zaten çatı oluşturmuşsun ve önün açık. Yani bana kalsa sizin hayatınızda birinin olmadığını varsayarsak bile senin bu ilişkinle alakalı uzun kafalı bir kişinin sürekli yorumlar yaparak senin motivasyonunu bozması şeydir arkadaşlar. Türk milletiyiz biz, birazcık haddimizi bilmiyoruz. Yani açıkçası ben sadece Türklere has olduğunu düşünüyorum. Hani mesela yurt dışında çocukları sevdirmiyorlar ya bile. Biz soruyoruz. Aa, tedaviyle mi oldu? Kaç yaşında? Aa, okula mı gitti? Aa, özel değil mi? Bilmem nedir. Fıttırı zıttırı. Bir sürü şey sorarız haddimiz olmadan. Kaçıncı çocuk? Yine yapacak mısın? Ne zaman evleneceksin? Ne zaman çocuk yapacaksın? Hani böyle her şeyimizi çetele gibi soruyorlar. Bazıları tabii ki de iyi niyetli. Anne baba olarak beklentiler bu yönde olabilir. Onu demek istemiyorum. Ama hiç düşünmeden aa süt gelmedi mi senden deyip bir anneyi yaralamak bizim aslında densizliğimizdir. Bizde bu yaşanır. Duymuşuzdur, görmüşüzdür. Biraz öyle kişileri geride bırakacaksınız diyebiliriz. Ve sonunda eninde, yani burada bir çift var. Bu çifti de ben birliktelik başlıyor ve güzel ilerliyor derim. İster dul olun, ister bekar, ister küçük olun, ister büyük. Burada ben böyle gördüm. Belki de evladınla tek bir evde yaşıyorsundur da onunla ilgili bak işte evlenmedi mi daha çocuğun diyordurlar. Bir şekilde diyorlar. Mışlar oluyor yani, ama siz takılmayın buraya. Çok güzel ilerleyen bir sürecinizin olacağını söylemiş. Kariyerdeki liderliğinizi arada bıraktığınız, iki konuda kaldığınız bir sonuç sonrasında net liderliği oynarsınız. İki kişi arasında kalıyorsa patronunuz, burada lider sizsiniz. Yüreğinizin ortasında güzel başlangıçlar, haberler, geride bıraktığınız olaylar sonrasında yolumu ben çizdim, uzlaştık, haber geldi, toparladık dediğiniz bir aile içi ya da yüreğinizin içi. Bu da ilişki konusuyla ilgili kader çarkını çok severim. Geçmişten getirdiğin sıkıntılı döngülerin bitti. Bundan sonra kaderinde bu vardı dediğin süreçlerini tamamlamışsın. Daha olumlu çalışacak bir döngüye doğru gidiyorsun. Ama bunlar senin kaderindeydi. Etme bulma dünyası diyoruz ya arkadaşlar. Sen bir şekilde çok çektin ama artık ödül zamanı gibi düşün. Yani kader çarkı sana artık ödül sunmaya gelmiş dedi. Affedersiniz. Şöyle bir ekranı titrettim. Ve görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sabahları ve akşamları iki bakımla karşınızda oluyorum ve bunu sayenizde yapabiliyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Tabii ki de sizlerin bana verdiği enerjidir, bana bu pozitifliği besleyen. Dolayısıyla gerek yorum yazarak, gerek mesaj atarak varlığınızı hissettirdiğiniz için benim için burası çok kıymetli bir alan. Hatta bazen faldan ziyade sizi dinlemek iyi geliyor diyen tüm gönül arkadaşlarıma, bağ kurduğum herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Gerçekten bunu duymak ve bunu bilmek bana müthiş bir enerji kaynağı oluyor. İyi ki varsınız sizler de. Herkes güzellikler yaşasın. Hep şey derim. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Yani gönlünde biriktirdin, fesatlık olmasın da güzellikler biriktir de tez vakitte sen de o karşılıkları al inşallah. Ha ne var? Her güzellik yaşayan karşılığını güzellikle mi alıyor? Hayır, ama bazen sınavlarımız oluyor. Buna da hayat diyoruz. İniş çıkışlarla dolu arkadaşlar. Senin derdin bana, benimkisi sana uymaz diye boşuna dememişler. Hepimiz aynı gün aynı şeyleri üzülen, hepimizin aynı saat, aynı dakika bir şeyleri üzülebileceği ama konuların farklı olabileceğini biliyoruz. O yüzden sınavlar başka ama hayat nasıl geçer? Bana kalsa şimdi birisi yüzünden oluyor, mutlaka birileri vesile oluyor ya da bizzat kötülük yapabiliyor. Beddua ile besleme kendini. İlahi adalete teslim et. Bak nasıl çıkacak ondan. Senden aldığı her kuruş, senden aldığı her emek, senden aldığı her gözyaşı, üzüntü, zaman. Neyse bunun karşılığı sizin için. Her biri çıkacak, merak etme. Sen Rabbime sığın. Tabii ki de umudunu yitirme. Çünkü mutsuzluk seni depresyona da sokar. Beddua ile beraber negatifte beslersin, dibe çökersin. Hayat kötü olmak için çok kısa arkadaşlar. Rabbim kararlıyor elbette ki. O yüzden lütfen sizler de umudunuzu yitirmeden yarınlarınıza umutla bakın diyorum. Beddua etmeden, umudunuzu yitirmeden diyorum. Sağlığınız yerindeyse halledeceğiz. Daha önceki sıkıntıları kim halletti? Sen, ben. Herkes kendi hayatındaki problemini çözdü. Bu güç sizde var. Biraz yorgunuz belki. Buna birazcık tökezlenmek, dinlenmek desek bile. Er geç ayaklanacağız. Bugün ayaklanacağın ilk gün olsun lütfen. Hayat burada devam ediyor. Toparlanma zamanıdır diyorum. Yeter ki sağlık olsun. İnsan onunla ilgili sorunları aşamıyor çünkü. Ölümden öte köy yok diye boşuna dememişler ama ölüme de çare yok diye de dememişler. Gelen, kalan ve diğer bütün dertlerimizi aşıyor olacağız mutlaka. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.